hissiyle katılıyoruz. Ben Meryem Hacı. Biz ekip olarak ecza işlemlerinin sistemini internet ortamına taşımaktayız. Nasıl? Yani biz her zaman hastalandığımızda, hastanelere, sağlık kuruluşlarına gittiğimizde, muayene olduğumuzda reçete halinde ilaç almaktayız. Günümüzde reçetelerimizi kaybettiğimizde o ilacı alamamaktayız. Ve çok sıkıntı çekiyoruz. Tekrardan o reçeteyi almak istediğimizden dolayı tekrardan muayene olmamız ve bir sürü süre kaybına neden olmaktadır. Biz eczanolabulmak.com projesiyle günümüzde SGK'nın yeni sistemi oluşturduğundan reçete sistemi kalkmaktadır. Artık reçete sisteminde hiçbir şey olmayacak ve reçeteler kalkmaktadır. Peki bu nasıl bir sistem olacak? Hastalar hastaneye giderek e-kart şeklinde bir kart sistemi uygulanacaktır. Ve TC numarasıyla doktor bütün yazacağı ilaçları TC numarasında internet sistemine yazar bütün ilaçlarını ve eczane sistemine otomatik olarak güncellenir. Hasta direkt gittiği gibi eczaneye sadece TC'sini ve elindeki kartı vererek ilacına ulaşmaktadır. Ve biz bu sistemle yaptığımız projeyi birleştiriyoruz. Sözünüzü arkadaşıma götürüyorum. Ben size bu projenin nasıl hayata geçeceğini anlatacağım. Öncelikle farklı ilaç firmaları ile görüşüp ilaçların internet ortamına satılıp satılmamasını isteyeceğiz. Daha sonra isteme durumunda bizim firmamıza bir ürün kabul ücreti ödenecek. Daha sonra bu ilaçları satacağımız eczanelerle görüşüp bu eczanelerin internet ortamında satış yapıp yapmak istemediklerini soracağız. Satış yapmasını istemeleri dahilinde bizim kurye zincirimizden, daha önceden bize başvuru yapan kuryelerden sıraya göre o anlaşma yaptığımız eczaneye bir kurye atanacak. Bir bölgede yeterli anlaşmalı eczane olmaması durumunda o bölgeye bir depo kiralanacak ve aynı şekilde kurye zincirimizden oraya bir kurye atanacak. Şimdi bu sitenin nasıl çalıştığını anlatacağım. Bu şekilde bir şablon çıkardık. Bu şablonla önce kullanıcı siteye girdiğinde üye olacak. Daha sonra bu üyelik için açık adresini, TC kimlik numarasını ve bir parola belirlemesi gerekiyor.